akupunktur tedavisi aslında tıbbın tamamlayıcısı diye ben yapıyorum 22 yıldır. Vücut yüzeyindeki bazı nokta ve noktaların iğnelenmesiyle beraber yapılan bir tedavi yöntemi. Burada biz meridyenleri, kanalları, noktaları özellikle kullanıyoruz. Tıbbi olarak hastalıklarda tedavi eden, sendromları değil, tedavi edici yöntem olarak kullandığımız ve çok etkili ve özel bir tedavi yöntemi aslında. 5000 yıllık kadar bir tarihçesi var. İlk zamanlarda Uygur Türklerinin bulduğu bir yöntem. Gayet de güzel. 22 yıldır bu işte uğraşıyorum. Özellikle öfke problemi, kaygı bozukluğu, migren, sinüzit ve ağrı. Akupunktur eşittir ağrı tedavisidir ama bunun yanında son zamanlarda özellikle gençlerle ve aile danışmanlığı yaparken de gördüğüm üzere öfkede, kaygıda da tabii ki bazen terapinin yanında çok da etkili olduğunu fark ettim ve gördüm. Hiç bilmediğimiz işte huzursuz bacak sendromu gibi ya da gerçekten çok zor tedavi edilebilen bazı hastalıklarda, inanın Tourette sendromu gibi psikolojik hastalıklarda bile akupunkturun obsesif kompulsif bozuklukta biz beraber hem akupunktur hem akut terapi dediğimiz terapiyle beraber hastamın yanında iğneleri yaptıktan sonra onu dinleyerek çok güzel sonuçlar alıyorum. Çok severek yapıyorum. Çok da tavsiye ettiğim bir yöntem. Akupunktur önce tabii ki tıbbı kanıta dayalı olarak hastalık teşhis konmuş gelmiştir. İşte yıllardır fibromiyalji hastasıdır. Her yere gitmiştir. Tabii bunun kökeninde geri planında stresi de vardır. Fizik tedaviye gitmiştir, nörolojiye gitmiştir ama hasta 30 yıldır ben ağrılarımdan kurtulamadım. Sabahları kalktığımda her yerim ağrıyor, her yerim tutuk olarak gelen bir kadın hastadan bahsedelim. Ben de onlar geldiğinde önce bir kan tahlilini, kan tablosuna bakıyorum. Durumu inceliyorum. Tabii ki öncelikle fiziksel olarak baktığımda elbette ki fiziksel hastalıkları var, olabiliyor ama geri planında çok büyük oranda fibromiyaljide stresin de etken olduğunu gördükten sonra akupunktur tedavisiyle haftada bir kere başlıyoruz. Kronik olduğu için ben çok acil bir hasta olduğunda akupunkturda haftada 3 kere pazartesi, çarşamba, cuma gibi gün aşırı değerlendirebiliriz. Ama kronik hastamda haftada bir kere çağırıyorum. Hem manyetik akupunktur, hem vücut akupunktur, hem kulak akupunkturuyla beraber. Ve artı onlarla bilişsel davranış olarak konuşarak onların bu fibromiyalji sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Hastam buraya geldiğinde fiziksel olarak akupunkturun hem ağrı tedavisinde etkisini görüyor, stresinin toparlandığını görüyor. Nasıl? Etki mekanizması şöyle akupunkturun. Hormonlara etkiliyor, vücuttaki ağrı noktalarını etkiliyor, nörolojik olarak etkiliyor ve ilk biz bugün akupunktur tedavisi yaptığımızda, küçük minik iğnelerle yaptığımızda 1, 3 ve 5. saatte pik yapıyor. Vücudunun kendi hücrelerini uyarıyor akupunktur. Bütün vücudumuzda aynı olarak ellerimizde ve her yerimizde bu noktaların öğrenilmesi ve sendromlarına göre, semptomlarına göre işaretlenmesi gerekiyor. Çok fazla iğne kullanmamak esastır. Yani akupunktura geldiğinde ben hastanın yüzüne, gözüne, her tarafına 20'den fazla iğne kullanamam. En fazla 10 tane iğne kullanarak aslında işlem yapılabiliyor. O iğneler de çok minik iğneler aslında. Korkulacak bir tedavi değil. Gayet güzel bir tedavi yöntemi olduğunu belirtmek istiyorum tekrar. Akupunktur yapan, akupunktur Türkiye'de mevzuatta kimler yapabilir? Tıp doktorları ve diş hekimleri. Son zamanlarda kuaförlerde de yapıldığını, enerji çalışmalarına adım atan hanımlarımızın ve bazı beylerimizin yaptığını görüyoruz. Yanlış uygulamalardan sonra gördüğüm kadarıyla çok büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorum. Aynı hacamatta olduğu gibi. Akupunktur öyle önüne gelen yapılamadığını, zaten mevzuatta yapılamadığını biliyoruz. Yan etki olursa çok da büyük sıkıntı olduğunu da bilmelerini istiyorum. Yanlış işlem yapılırsa hastayı bayıltabilir, farklı işlere doğru götürebilir ve artı akupunktur enerji tedavisi gibi gösterilmeye çalışmaya başlandı. Akupunkturda ben akupunkturu hastama yaptığımda, yüzüne baktığımda şu noktalarda herhangi bir şekilde hani gördüğüm belirtileri bir doktor, bir hekim hastamın yüzüne baktığında, gözünün altına baktığında ya da dişine ya da bir yerine baktığında belirti verebilir vücudumuz. Ama ben hastama sen direkt çok kansızsın, senin beyninde İşte hücrelerin ölmüş, senin karaciğerin hasta, böbreklerin yetersiz diyemem. Bu denmez, etik değildir. Bunu yapan insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Doğru, etkili, güzel bir yere gitmelerini tavsiye ediyorum. Hastanede akupunktur artık yapılmaya başlandı. Evet, özel çalışanlar belki maddi olarak sıkıntı olabilirse de hastanelerimizde akupunktur tedavisi yapan hekimlerimiz var. Yaptıracakları kişinin hekim olmasına dikkat etmeleri gerekiyor.